İki Teker'in yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Saçma sapan işlerle uğraşma şeyimize devam ediyoruz. Şunu da şuraya koyayım da cebimde şey olmasın. Başımızda bir mahkeme işi var. Bir trafik cezası yedik arkadaş. Saçma sapan bir şey yüzünden. Alın size Amerika'nın kötü yanı. Gerçi bilmiyorum dünyanın başka yerlerinde nasıldır da. Fıdıl fıdıl fıdıl. Saçma sapan şeylerle uğraşıyoruz arkadaş ya. Bir trafik cezası yedik. Onunla alakalı uğraş dur ya. Şimdi bu cezayla alakalı ayrı bir video yapacağım. Şu mahkeme bir sonuçlansın. İyi ya da kötü. Arkadaş olayın kısaca özeti de şu. Ok motorcunun motoruyla giderken bizi polis durdurdu arkadaşıyla, arkadaşla birlikte. Busted. What up? Evet, espinalar sürmüyoruz arkadaşlar. Federaller bizi enseledi. Neymiş? 40'lık yolda 60'la gidiyormuş. Yalancıya bir şey yapmıyorlar ya. Neyse. Asıl durdurma sebebini ben biliyorum. Hız falan değil. Arkadaşım plakası yoktu. O durunca daha doğru gitti onu durdurdu. Beni geçip ondan sonra geldi abi. Hem de senin plakan yoktu. Hem de siz hızlı gidiyordunuz deyip bize ceza yazdı. 40'lık yolda 60'la gidiyormuş. Ya arkadaş önümüzde araba var. Yanımızda araba var. Hızlı gitmiyorduk yani. Nasıl hızlı gidelim? Önümde araba var. Yanımda araba var. Yani o arabayı takip ediyor. Eğer biz hızlı gidiyorsak önümüzdeki araba da hızlı gidiyor olması lazım. Sonra durdurdu bu abi bizi. Videosu var bu arada. Polisin kendi kamera videosu var. O videoyu daha sonra yayınlayacağım. Gitti. Arkadaşa dedi ki senin dedi bir plakan yok. İki öndeki arabaya çok yakın takip ediyordun. 3'te 40'lık yolda 60'la gidiyordunuz. Sizin hız limitinden haberiniz var mı? Arkadaş ne 60'lık yolda 40'la gitmesi ya? İmkanı yok yani. Bir de o arada da şeyden bahsediyor. Ben işte Amerika'da hiç ceza falan yok yemedim. Zıvır zıvır böyle salak salak. Karmayı çağırdık yani. En nihayetinde herif geldi abi. Önce diyor ki siz diyor 60'ın üzerinde gidiyordunuz. Ya 60'ın üzerinde gidiyorum. Kaçta gidiyordum? Ben seni diyor radarda yakaladım. Radarda yakaladıysan eğer radar benim gerçek hızımı söylüyor. Değil mi? Eğer radarda yakaladıysan dersin ki sen 67 ile gidiyordun. Ya da 66 ile gidiyordun. Sonra gitti. Arabaya ceza yazdı geldi. Siz de 60'la gidiyordunuz dedi. Her 60 üstü gidiyordum. İyi sonra ben size dedi iyilik yapıyorum. Sizin hızınızı 59'a düşürüyorum ki işte daha fazla şey olmasın. Daha fazla kazık atmış olmayayım size. Güya iyilik yapıyor. Önce kazık atıyor sonra babacan tavırlarla işte ben de motor sürüyorum. Bak işte yok şöyle olur. Yok işte insanlar ölüyor bilmem. Nasihat yürüyor. Allah kusura bakma kardeşim. Ben senin nasihatine ihtiyacım yok. Gerçekten de hızlı gidiyorsam da kabul ederim ha. Derim ki ya ben evet hızlı gidiyordum. Bu da böyle bir şey oldu derim yani. Ceza yedik derim. O an hızlı gitmiyordum yani. İyi cezayı yedik sonra. Ben dedim ki bu işi mahkemeye taşıyacağım. Mahkemede dedim görüşürüz. Mahkemeye gittik tabii ilk. Hemen dava günü oluyor. O dava gününde sana buranın bu şehrin savcısı var tamam mı? O polislerle savcılar bir arada çalışıyor. Şehrin savcısı dedi ki bak sen dedi şöyle gidiyormuşsun da biz sana işte 60 yazmadık da 59 yazdık. Ama ben senin işte cezanı 4 puan normalde 10-19 üzeri gitmenin. Şimdi polis 59 yazdı ya yol hız limiti de 40'tı. Yani 10 ile 19 arasında hızlı gidiyorsan yani 40'lık yolda 50 veya 59 arası yakalanırsan 4 puan $180 da cezası var. Peki 40'lık yolda 60'la yakalanırsan yani 20-24 üzeri yakalanırsan bunun da cezası $400. Puanı da 6 puan. Ondan sonra savcı dedi ki ben senin puanını 3 puana düşüreyim, cezanı da $160 mı ne indireyim ya da $180 mı ne indireyim. Dedim sen bana iyilik yapmıyorsun ki.
senin bana yaptığın iyilik değil, bildiğin kazık. Niye? Ben çünkü cezayı zaten erken ödeseydim, erken ödeme indirimi 4 puandan 2 puana para cezası da 135 dolara indiriyor. E sen bana iyilik yaptım diyorsan onun altında olması lazım değil mi? 2 puansa 1 puan, 120 dolarsa da 50-100 dolar olsun hadi yani. Savcıya da diyorum ki abi ben tamam şeyi kabul ediyorum, parasını ödeyeyim ama bana puan yazma. Çünkü puan yazınca abi burada hem ehliyetine işliyor, şuradan döneceğiz, hem ehliyetine işliyor, hem sigortan artıyor, hem Uber müber bir şey yapıyorsan, ben Uber yapmıyorum şu anda, Uber neyim falan yapıyorsan Uber de yapamaz hale falan gelebiliyorsun yani. Onlar senin hesabını kapatıyor hız cezası falan yersen. Kazık üstüne kazık yani. Hem sigortanın artmasına mı yanarsın, böyle şeylere mi yanarsın? Bir de şurada 2-3 yıla vatandaş olacağız. Vatandaşlıkta da karşına çıkıyor arkadaş. Diyor ki vatandaşlıkta da sen diyor kurallara falan uymamışsın, bir sürü ceza yersin. Bir cezadan bir şey olmaz da. Yani niye yiyeyim yani? 6 yıldır ben burada ceza yememişim, 5 yıldır. Geliyor adam bana yapmadığım hız cezasını yazıyor. Bir de sen gidiyorsun mahkemede kendini suçsuz olduğunu ispatlamaya çalışıyorsun. Hadi mahkeme tarihi falan da neyse onu da geçtik. Almanya'ya gideceğim, tamam mı? Mahkeme tarihinde pat, ben Almanya'ya gideceğim, tarihe vermesinler mi? Buradan mıydı ya? E o da bir de oradan kötü oldu. Buradan mıydı, bir sonrakinden miydi ya? Bilmiyorum ki. Herhalde bir sonrakiydi. Gol üstüne gol dedik yani. Şimdi de mahkemeye gidiyorum ki şey yapacağım. Mahkeme tarihini eğer değiştirtebilirsem onu değiştireceğim. Buradan da sola dönüş yok ama hadi bakalım. Şuradan başka yerden dönelim ya. Sağdan dönelim bakalım, dönebilirsek. Burada da duralım da. Ya böyle işte salak saçma bir durumlar oldu ya. Hadi dayı, hadi yavrum benim, hadi. Hadi benim güzel dayım, hadi. Mahkeme neredeydi ya? Niye ortalık karıştı? Neyse şuradan bakalım. Tamam, doğru yerdeymişiz. Düz mü gideceğiz? Aynen. Düz gideceğiz soldan. Evet, mahkemeye geldik bakalım. Şimdi bir defa zaten iptal ettirmiştik şeyi. Mahkeme tarihini ben kaçırmıştım. Daha doğrusu burada pre-trial readiness diye bir şey var. Onun ne olduğunu ben bilmiyordum. Mahkeme öncesi bir şeyler bir şeyler. Ben sadece mahkemeye geleceğim zannediyordum kendimi savunmaya. Eğer işler burada öyle yürümüyormuş. O yüzden biz o pre-trial readiness şeyini kaçırdık. O yüzden şimdi bir defa erteledi. Sonra neyse erteledikleri tarihe geldik. Sonra dedi ki bunu bir daha erteliyorum. Arkadaş kaç defa erteleniyor bu bilmiyorum ki. Yani neyse şu eldiveni falan çıkarayım. Bakalım kapanmadıysa şey yaptıralım. Burası mahkeme binası. Mahkemeden çıkışta görüşürüz. Bakalım ne diyecekler. Ay ay. Amerika'da mahkemeye de çıkmadık demeyiz be. Mahkemeye geldik. Dilekçemizi yazdık. Dedim ki ya dedim ileri bir tarihi erteleyelim ya da ben sizin teklif ettiğiniz hafifletici cezayı kabul ediyorum. Yapacak bir şey yok. Arkadaş, adalet sisteminin dünyada gerçekten güzel işlediği bir yer var mı ya? Ben merak ediyorum mesela. Polis geliyor mesela, sen suçlusun diyor. Kendini ispat edemiyorsan suçlusun abi. Arkadaş, polisin benim suçlu olduğumu ispat etmesi lazım. Ama adamın da ispat ettiği şeyler böyle yani çok saçma sapan, alakasız şeyler yani. Ya bana dese ki biri böyle, al bak senin suçun buymuş, seni bununla suçluyorum. Nerede kardeşim delilin? Adamın delili yok ya. Ben seni diyor şeyde yakaladım, radarımda. Ya adamın vücut kamerasından radardaki olan rakamlar görünüyor. Radarda bir şey yazmıyor abi. Radarda yani suçla alakalı hiçbir şey yok. Daha doğrusu suçla dedim, hızla alakalı hiçbir şey yok. Şimdi bana savcının önerisi şuydu. Yine hız cezası olarak yiyeceksin. 4 puandan 3 puana indiriyorum. Kurs alacaksın ve şeye indiriyorum. 150 dolar mı ne ödeyeceksin de. Ya kurs alıp 150 ödeyeceğim ya da ya kurs almayıp 150 ödeyeceğim ya da kurs alıp 25 mi ödeyeceğim? Öyle bir şey. Öyle bir şey ya. Aman 150 dolar ödeyeceğim toplamda işte. Yapacak bir şey yok. 25'miş burada da hız limiti. Kurallara uyalım bari. Ya bu scooter çok güzel olmadı mı ya? Ben yalnız doğru yöne mi gidiyorum acaba? Onu çok merak ediyorum da. Aynen doğru yöne gidiyormuşuz. Maalesef adalet sistemi böyle işliyor arkadaş. Böyle adalet de olmaz olsun yani. Ver cezayı sonra vatandaş uğraşsın. Ya lan harbiden hızlı giderken yakalasa, o kadar hızlı gittiğim yerler var yani, yakalasa gıkımı çıkarmam. İnsanı motora tövbe ettirecekler. En iyisi abi ormanda, dağda, bayırda sürmek. Niye? İşte durduran yok, ceza yazan yok. Ya da pistte süreceksin abi, istediğin kadar hızlı git. Titrek manda. Düp 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 düp. Şuradan bir burger alalım da. Düp düp düp. Arkamdaki ne ya? Yürümok mu? Wow.
O ne ya? Tüp 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 tüp. O ne öyle harbiden ya, arkamdaki ilk defa böyle bir şey gördüm. Şuraya bırakayım da. Scooter'ın güzelliği işte. Aa, otobüs durağına mı bıraktık lan biz yanlışlıkla? Hayda. Otobüs gelirse buraya sıkıntı olur yalnız ha. Orada mı duruyor otobüs? Şimdi burada 2 dakika dursun bir şey olmaz ya. Şuradan yemek söyleyelim. Cezayı yedik. Şimdi de yemeğimizi yeriz. Keyfimize bakarız be. Ups. Kayıtta mıyız? Eldiveni de takmadım. Üşengeçlik ettim. Şuradan sağa doğru dönelim. Evimize gidelim. Haydi gidelim. Haydi. Haydi. Yürü. Sen normalde sağa döneceksen sağa dönebiliyorsun. Hadi. Yürü. Abla yürüyecek misin ya? Ha, önden adam geçiyor. Sorry. Sorry but not sorry. Neyse arkadaşlar, ceza yemeyin. Ceza yememeye çalışın ve bak bana ders oldu. Bir, bundan sonra kimsenin motorunu alıp, kendi motorumla da olurdu bu ayrı. Ama o zaman benim kendi kaskım yoktu. Kendi GoPro'm falan takılı değil. Normalde kendi kaskım olsa GoPro'm takılı olur. GoPro'm takılı olsa kayıtta olurum. Yani artık sürekli kayıttayım ki. Yani bir şey olduğu zaman kendimi ispat edebileyim abi. Normalde o zaman benim GoPro'm kayıtta olsaydı ve GoPro'm olmuş olsaydı bu olayın hiçbirisi benim başıma gelmemiş olurdu. Bu saçma sapan şeyleri yaşamamış olurdum. Şimdi uğraştığımız şeye bak yani. O yüzden her zaman abi bir GoPro'nuz olsun. Amerika hiç dinlememek lazım. Bak burada var ya, bu şeyler daha fazla yani. Takacaksın abi GoPro'yu. Açacaksın. Marşa basar basmaz GoPro'ya basacaksın. Hatta marşa basmadan önce bak. Ki unutma yani. GoPro'm açık olsaydı bak, ben o polisi var ya, mahkemede ne madara ederdim. Demezdim ki orada ben hızlı gitmiyordum. Giderdim mahkemeye gösterirdim. Bak kaçla gidiyormuşum. Gördün? Ondan sonra bir de tutar polisle dava açardım. Polisi de orada soyardım güzel güzel. Ama tabii GoPro olmadığı için bunlar şu an hepsi şeyde kaldı böyle. Hepsi havada kaldı. What's up? How you doing? Oğlum beni elimi saldırmayın. Motor titriyor. Oğlum kendine gel. Adama el şey yapmak için elimi açıyorum böyle selam vermek için. Motor titremeye başlıyor. Bak, düşük hızlarda titremiyor da azıcık hızlanınca titriyor. Hadi şimdi denge challenge. Ayaklarımızı yere koymadan bakalım yeşili yakabileceğiz mi? Hadi. Yapamadık. Stop edelim. Yakmasın. Çalışmıyormuş bir de şimdi. Ne komik olur değil mi? Haydi. Haydi. Şuradan bir sollama sağlama yapalım. Böyle çok şu an canım böyle var ya, ağız dolu küfürler edesim var da edemiyorum. Çok böyle bu aralar canım sıkkın ya böyle. İşler rast gitmiyor gibime geliyor da. Abi çok şükür halimize be. Yine de yapacak bir şey yok. Yürü. Bas. Vespa be. Bak 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 bak. Görüyor musun? Ne güzel kafa sallıyor. Hop hop hop. 70. Rüzgar tüneline girer miyiz? Hadi bakalım. Bana mısın demiyor ya. Casper mı? Abi Ford Expedition'dan da Casper olursa şuradan sola döneceğiz. Sup dayı, how you doing? Şimdi sola döneceğim ben normalde buradan. Ama şurada sola döner mi diye böyle bir çekinmedim değil. Hadi 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 hadi. Kırmızı yanmadan bas bas bas. Abi bas. Go go go. Fire in the hole. Hadi hadi hadi. Tüh, kırmızıda geçtik. Bak böyle yakalasın gıkımı çıkarmam. Derim ki kırmızıda geçtim. Arkadaş sen beni hızlı giderken yakalamıyorsun. Yavaş giderken yakalıyorsun, ceza yazıyorsun. Lan hızlı giderken yakalasana. Biz de diyelim ki adam ya yakaladı yazdı. Haklı, adam haklı beyler deriz. Bizimki resmen adam patates beyler oldu. Neyse dostlar, bu bölüm de böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, takip etmeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Bunu da diyoruz da sanki kimse yapıyor. Ne beğeniyorsunuz, ne takip ediyorsunuz, ne paylaşıyorsunuz. Aman işte. Klasik
klişe YouTuber lafları. Ben takip, abone ol, bilmem bu bla. Geçin bu işleri ya. Fren test. Frenler çok iyi ya. Frenler var ya. Çok ömelli. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bizim mahalleye geldim ben. Mahalleye. Ha? Bütü. Fıtı Amazon. Sat dayı, how you doing? Meksikalı dayı, how you doing dayı? Bak, inceden sallıyor, bak. Fıtı. Ne yapacağız bu işleri? Fıtı. Bizim komşu çok tatlı bir adam, şu adam. Hadi bay.